Ben sana anlattım her şeyi. Ben bir tek Ahmet'le konuştum. Diğer hiç kimseyi tanımıyorum ben. Ya söyle. Aklından ne geçiyorsa söyle. Başka bir yol bulabilirdin. Ben sana söyledim. Her şeyi denedim. Çaresizdim. Bak ben bunu anlamıyorum. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçını teline zarar gelmemesi için kendi hayatımdan vazgeçerim. Başka bir şey yoksa? Var. Karınla konuştun mu? Konuş istersen şu video meselesi. Ya da konuşmayacaksan bak eşyalarını toparla, aileni al git buradan. Benim yüzümden yuvan yıkılmasın. Tamam kızım, babanı görüntülü ararız, gösterirsin kolyeni. Baba biz ne aldık? Kızım bakayım. Böyle şeyler de en çok benim kızıma yakışır değil mi? Gülü gülü kullan kızım. Hoş geldiniz. Buyurun geçin, ben size bir kahve yapardım. Yok teşekkür ederim, tam çıkalım. Adem ne oldu, niye geldi Yasemin Hanım? Şimdi değil, sonra. Sonra konuşacak kadar önemli yani. Önce ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz değil mi? Neden? Çünkü dışarıdan geldi. Bu kız da her şeyi biliyor ya. Baba biliyor musun? Bu kolye çok eski. Annemden anneme kalmış, annem de bana verdi. O zaman sen şimdi annem mi oldun? Fatma. Ne oldu? Sen Gökçen'in laptopuna bakabildin mi? Ay yok, nerede? Ya başından kalkmıyor ki hiç. Tuvalete bile bilgisayarla gidecek neredeyse. Gökçe nerede? Vallahi bilgisayar neredeyse oradadır. Ya odasında büyük ihtimalle. Tamam, o zaman benle gel. Tamam. Şunu alsın kızım. Burada mıydınız siz? Evet, benim odam burası. Ne istiyorsun? Ben devresimleri değiştirecektim de. Sonra değiştirirsin. İşim var şu anda Fatma. Fatma niye duruyorsun başımda? Nesibe abla emir verdi de hemen git dedi devresimleri değiştir. Ne olur beni onunla papaz etmeyin Gökçe Hanım. Ben de hemen şipşak değiştiririm zaten. Tamam Fatma, tamam. Gel. Kendi odamızda bile rahat yok ya, böyle bir şey olur değil mi? Ben hızlıca hemen halledeceğim. Şöyle. Allah'ım. Fatma sen işini bitir, ben sonra gelirim, tamam mı? Çok sağ olun. Dışarıda bekle. Gökçe gelirse haber ver, tamam mı? Tamam. Nesibe abla gelirse. Fatma. Tamam, haber ver. Asıl senin ne işin var burada? Çamaşırları yıkayacağım ya. Kirli almaya geldim. Ben alırım kirlileri. Hadi kızım, hadi işinin başına. Sen ama çok yoruldun. Ben hemen hallederim.
kızım hadi. Yemekleri ateşte bırakmışsın. Ama kızı ateşte bıraktım. Hadi 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 diyorum hadi. Yasemin Hanım. Of, çok iyi atlattık. Vallahi neredeyse bayılacaktım ben korkudan. Siz bakabildiniz mi? Gökçe Hanım mı çekmiş fotoğrafları? Bilmiyorum. Ya her şeye bakamadım. Nesibe Hanım gelince de yarım kaldı. Hay Allah ya. Bir bitmedi şu çilemiz yani. Ya oğlum tekne temizdir değil mi? Başımız ağrımaz siz. Tertemiz abi. Hadi bagajı aç paketi alalım. Hadi hadi. Ahmet bize taşıttırıyorsun kendini. Floyd. O yaşıyor ulan. Lan Ahmet. Yani diyorsun tutunmuşum sımsıkı hiçbir yere gitmiyorum ha? Vallahi helal olsun. O zaman benden de sana bir kıyak, sana bir boğaz havası aldırayım. Şişe. Alo. Nasıl, sıcak mı orası? Öyle kazanlar var mı, atıyorlar mı? Ne diyorsun abi? Anlamıyorum hiçbir şey ya. Ya dedim belki ölmüşsün. Bizi cehennemden arıyorsa. Abi mevzu büyük. Başıma neler geldi bir bilsen. Neler geldi ola? Enselediler beni abi. Kim enseledi? Bodyguard abi, bodyguard. Sorguya aldı beni. Ama merak etme, açmadım ağzımı. Ha? Sonra bu bodyguard'a bir oyun ettim. Sana Ahmet'i bulacağım dedim. Kandırdım, saldı beni abi. Ulan hıyar, keklemişler oğlum seni. Seni yem yapmışlar, bizi balık gibi yakalayacaklar. Kapat, kapat, kapat. O telefonu, o sim karttır ne? Bunları hemen yok et oğlum. Bir daha da beni arama.